Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza. Kanka burası Wang Vien. Wang Vien şehri, kaldığımız hostel kahvaltılığı 3 dolar. Müthiş. Köpek selam. Abi Wang Vien dediğimiz şehir sadece böyle bir sokak. O tarafa gidiyor, bu tarafa gidiyor. Başka ara yollar falan çok yok yani. Aralarda bir şey yok. Buranın özelliği, şehrin etrafı çok turistik. Yani şelalesinden tut, tırmanma yerleri, işte yürüyüş yerleri, ormanlar, bilmem ne, tuktukçu, bir sürü bir şey. O yüzden çok turistik. Ben size kısaca neler yapılır, neler edilir hepsini göstereceğim. Gidelim hadi. Hemen size gösteriyorum buralarda ne var ne yok. Bak şu motor var. Direkt burada böyle motorun üstüne poz veriyor. En ünlü yer burada. Fotoğrafları bayağı meşhur. Bu lagonlar var abi. 5 tane lagon var. Lagon dediği göl gibi bir yer böyle yani. Orada yüzülen yer. Başka şöyle köprülü yerler var. İşte mağaralar var burada etrafta. Burada lagondaydı galiba. Atlıyorlar yukarıdan şu acı. Aynen şu birinci lagonu. En turistik yeri ama üçüncüsü daha iyiymiş. 5'e kadar gidiyor. Şeyi biliyor musun? Bu sular sıcak. Böyle bir yer. Sular soğuk. Soğuk abi. Abi bu sandviççi ablalar, Wang Vien'in en ucuz yeri, en ucuz şeyi, yani yiyebileceğiniz en ucuz şey. Bak şu 10 bine şeyler var, nerede o? Heh. Tavuklu, soğanlı, sarımsaklı, otlu ekmek. Harika bir şey. Bu arada 10 bin 1 dolar yapıyor, 1 dolara direkt doyuyorsunuz yani. Abi geri kalan böyle restoranlar var, şu tarz. Yani 4 dolardan çıkamazsınız. Bir giriyorsun, bir döner söylüyorsun 3 dolar. Yanında bir içecek söylüyorsun 4 dolar. Burada direkt 1 dolar, 1 dolar, 2 tane, yani bir taneye yine şişiriyor, doyuruyor. Diğer yerler çok turistik. Lokal yemekler bile pahalı. Sadece şu sandviçler, pankek falan var bak, tatlı, çikolatalı. O da 1 dolar. Çok iyi yani. Bir başka artı olarak şehir böyle çok küçük. Sadece dediğim gibi turistik yani. Böyle araçlar var abi. Bunları saatli 25 dolardan kiralıyorlar bak. 250 bin kip 25 dolar yapıyor bu arada. İki kişi böyle kira alıyorsun, basıyorsun, gidiyorsun. Bu arada burada dediğim gibi Koreliler çok yaygın. Koreliler bayağı buraya akın ediyor. Her yer Koreli ve Avrupalı backpackers. Ama Koreliler daha zengin tarz takılıyor yani. Bu arada burada balon muhabbeti var. Bak şu en üstteki. 40 dakika balon 88-90 dolar falan yazıyordu. Paraşütleri var. Her şeyi var yani. Burası Antalya gibi turistik bir yer. Laos için. Laos'un Antalya'sı. Motor soracak. 60,000. 62. En ucuzu. İyi mi? Maddi. Aha, what? 24 hour. 24 hour. Bu arada fiyatları sadece sabah 8'den akşam 8'e kadar söylüyorlar. Motorlar zaten biraz dökülüyor. Bak abla broşür verecek şimdi. 120 bin. 120. Kadın yazmış, çıkartmış. Tamam. Almıyor yani. Kapçay. 24 saat 120 bin. Ama burada pahalı, daha ucuza bulursun. Bu arada 120 bin 12 dolar yapıyor. Çok pahalı yapıyor ya. Dediğim gibi daha ucuza bulursun. Biz dün sorduk. Bütün gün 70 bin falan diyen vardı yani. 70 bin ayarlarsın motor bunu. Yani 7 dolar günlük. Benzin de zaten ucuz. Bir 400 kilometreye 10 dolar harcarsın. Tamam biz. Abi dediğim gibi her şeyin bir Laosçası, Tayce ile aynı. Korecesi, bir de İngilizcesi yazıyor. Fiyatlar da ona göre tabii ki. Hemen Koreli. Aynen tabii mesela motor kiralamak. Daha ucuz. Daha mı ucuz bu? Bak şu adamlar Koreli mesela arkada. Masaj falan burada da yaygın. Arabalar yine böyle kiralanıyor. Gerisi turistik bir şeyler, acenteler. Otobüs fiyatlarını size göstereyim diyordum ama Wang Vien, Vientin. 70 bin diyor lan bu, pahalı. Tam diyecektim her zaman bizim bayrağımızı ararım diye buradan çıktı bak. Sabali, can I record? El sepeti yapayım. Kapçay, kapçay. Böyle elde sepet yapıyor. Kapçay. Bu arada Wang Vien'de de Walking Street var. Burası gece patlıyordur. Aykut Geir onun kanalından izlersiniz. Ben girmeyeceğim. Yeter daha. He? Abi Walking Street dedik ya. Hemen guest house'lar böyle sıralı dizili. Buradan düşürüyorsun. Odayı ayarlayıp devam ediyorsun. Olay bu yani. Su kuyusu mu? Su kuyusu bulduk. Aykut iniyor. Oğlum kırılır düşersin bak. Kırılır bak. Aygıt son şeyini çekmek istemiyorum ya.
Aykut yapacağın işe sıç. Aykut şimdi düşüp ölecek arkadaşlar. İzleyin lütfen. Aykut nereye gidiyorsun? Abi ya bu şey kırılır ya. Kanka kırılır diyorum ya sana. Biri de düşmüş oradan ölmüştür belki. Nasıl çıkacaksın geri? Hı yap. Adam şu güzel ses geliyor. Hadi hadi çık. Tamam bekle. Gördüğünüz pilavlı Hindistan cevizi tatlı bir şeydi. Bak burada ablaların içecekleri var. Bunları aşinayız. Malezya'dan falan. Burada ablamız, bak şu eriği yedik biz. Bayağı güzeldi. Burada ablamız muz kızartıyor. Burada abla sinek kovalıyor bak. Burada da yemekler. Şurada da yemek. Paso yemek yani burası. Burası biraz daha lokal, turistik değil. İçeri taraf turistik. Sandviç ekmeği, menü falan her şey İngilizce. Burada İngilizce bir şey yok. Tam diyordum otobüs işleri nasıl acaba? Bak buradaymış. Hemen muzların yanından geçiyoruz. Hop, mandalina. Burada mandalina da çok meşhur. Her yer mandalina. Burası otobüs terminali ve bazar. Yani minibüs terminali diyeyim. Otobüs yok. Şeker kamışının suyunu çıkartıyor. Bir de mısır. Sabahleyin. How much? 5000'miş. Kanka deneyebiliyorsan dene. Okay. One piece, hayvan. Bir tane alıyor. Aykut. Ben içmeyeceğim. Suyunu çıkartacak. Ben de o suyu içeceğim. Şöyle buradan çıkışını çekeyim bize. Hatta su akıyor görüyorsunuz. Arılar da burada. Arı değil de o sinek. Arkada arı vardı. Buradan da suyu bekliyor. Ne kadar sterilize, ne kadar temiz görüyorsun. Leş. Arılar varlar geziyor üstünde. Ama güzel eziyor yani makinesi. Ben denedim. Ben denedim, siz denemeyin. Aykut veba kapacak bu. Bu içecekten sonra. Ama tadı güzel. Yani o biriken leğende bir sıkıntı yoksa tadı güzel yani. 3 kamıştan çıkarıyor bak şu. O 3 gündür yıkanmıyordu aslında ama. Kanka bence hiç yıkanmamıştı. Hayatı boyunca. Hayırlısı artık. Böyle bir makine. Sinekler nasıl yapışmış baksana, arı marı yapışmış şey. Abla dolarla da iş yapıyor galiba. Yok. Kaç demişti, 5000 değil mi? Kapçay. Böyle bir şey. 5000 Aykut. 5000 herhalde değil mi? Kapçay. Aykut iç hemen, söyle fikrini. Aykut iç hemen. Bu çek içeceğiz zaten ya. Nasıl? Biraz şeye benziyor. Hindistan cevizi suyuna benziyor. İçmeyeceğim. Kokonat. İyi hadi afiyet olsun. Güzeldir kok şey. Şeker kamış iyidir, ben severim. Ama pis yani, yapacak bir şey. Sinek falan eziyorlar için. Burası da lokal bir pazar abi. Fiyatlar yazıyor. Şu ucundan biraz gireyim. Birlikte bakalım. Buraya turist geleceğini sanmıyorum. Biz burayı şu an bulduk. Bilmiyorduk da. 10.000'e don. 500'e çocuk donu. Ayakkabı, çanta, her şey var burada bak. Ucuz. 90.000. 9 dolara peştemal. 3500 short. Bu arada 1-0 silyonuz dolar oluyor. 3500 yani 3.5 dolar oluyor. Şey 35.000 3.5 dolar oluyor. Abi bir tanesi 5000 demiş. 5000 de yarım sent oluyor. 10.000 bu 1 dolar işte, hesap edin. Kanka. Şu virgülü buraya alacaksın, 1 dolar işte. Ben de onu diyordum arkadaş. Böyle bir yer. Ve bazar. Buyurun 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 buyurun, hoş geldiniz. Aykut şova kalktı. Böyle bir yer abi, her şeyi bulabilirsiniz ve uygun fiyatlara. 3 dolara 5 dolara bak, şu çantayı toplasan 3.5 dolar bak, yazıyor adam koymuş. Bel çantaları. Fiyatlar güzel, 2 dolara tişört, 2 dolara kapri. Burada montlar da var. Montlar bak, EFSO. Her şey var yani, çakma bir şey ama bak, çadır bile var şurada, adam çadır atmış. Yani diyorsanız ki burada kullanat yapayım, bir şeye ihtiyacım var, alayım işte, sıcaktı sonra atarım tarzı, tam yeri yani burası. Halk pazarı. 35'e kapri. Yani 3.5 dolar. 25'e aşofman. Hadi gidelim hadi. 1 dolar acı, bir tane gömeceğim, bak abla nasıl yapıyor, şimdi hepsini çekeyim. Nuggetları koyuyor. 2 tane koydu bak, dün 3 koymuştu. Niye 2 koydu, dün 3'tü. Fiyatlar böyle, benim aldığım şey... Ben de onu arıyorum da. Nerede? 10.000 olacak. Şuradayım. Yani, 10.000 normal et fiyatı. Peynir yok. Peynir yok. Şuradaydı lan. Fiyatı 10.000. Yani 1 dolar. Nerede oğlum? Arttı mı fiyat ama? Şeyi değiştirmiş herhalde. Hafta sonu diye fiyat mı arttı? Dediğimiz şey şu abi bak.
Nerede o? Chicken ekmek arası yazan. Ekmek arası soğan koyuyor, tavuk koyuyor, domates koyuyor, salata koyuyor, bir de soğan, şey sarımsak koyuyor. Ve $1, çok iyi yani. Böyle. Abi dün 3 tavuk koymuştu, bugün 2 tane koydu. Aha böyle hazırladılar. I can't eat now. Wow, with banana. Have chai. Muz koydu yanına. Kanka şunun üst düğmesine bas, kapat. Ben buradan girdim, girdim. Çok iyi. Çok iyi ve bedava ya. $1 ya. 5.5 lira anasını. Çok iyi. Yeah, today 2 p.m. 2 2. Yeah. 50, right? 50. Yeah. Saat 2'de yazıyor zaten. 50.000. Yani $5 abi, 3 saatlik yol, bu dağlık yoldan inip çıkıyor. Bir 200 kilometre falan var. 5 dolar vereceğim, binip gideceğim. Akşam orada kalacağım çünkü sürem yok. O yüzden böyle. Bileti aldım $5. Şu 2'de beni alacaklarmış, bir kişi 50.000, bununla gideceğim. Böyle bir kağıt yani, bir şey yok aslında. Mini vanmış, otobüs de değil. Hadi görüşürüz. Evet. Kardeşim kendine yok. Kendine dikkat et. Hayırlı yolculuk sana. Aynen, çok memnun oldum. Geldik ama yavrulaştık iyice, dışarı durdu yani. Tek vuruyor. Evet, işte o zorluyor şimdi. Aynen, ben gidiyorum şimdi şu arabayla. Thank you, bye bye. Arabamız şu. Aykut ne hissediyorsun? Gidiyorum ama. Yine bir ayrılık. Yine bir ayrılık var. Yine bir hüzün. İnsanlıktan çıkmışım, onu fark ettim. Ayrılı ayrılı. Müsaat. Bir şey kaldı mı sana verip vermeyeceğim bir şey? Powerbank var, kaldı mı? Bir şey vermek istiyorsan verebilirsin. Check. You want to take something. Böyle. Buradan mı ineceksin? Bilmiyorum ki. Do you have plan to close this? Because inside there is something. You will close. Kapatsa orada şey olur mu? Değmez bence onu ya. Ha tamam, öyle yapsın. Bak değmiyor. Ah yeah, okay, thank you. Böyle. Aykut ben gidiyorum ama. Kardeşim kendine iyi bak. Yolun açık olsun, sağ olasın her şey. Motor sürücülerin efsaneydi. Bayıldın değil mi, biliyorum. Bayıldım, öldüm ama. Bana herkes hasta zaten. İyi hadi, kendine dikkat et. Gidiyorum. Kendine iyi bak. Gel biraz hadi gel. Adamsın Aykut. İyi adam. Hadi görüşürüz kanka, kendine iyi bak. Bir şey olursa haber et. Hadi bay. Yolculuğumuz başladı. Buradan 3 saat yata yata başkente geçeceğim. $5 sadece. Otostop çekecektim de zaman çok kısıtlı. Bir de size göstereyim dedim. Bak $5 abi. $5'a 150 kilometre götürecek şimdi. Dağlık mağlık 3,5 saat sürüyor. $5 hiçbir şey yani. Son duvar. Herkesi şehrin dışında Kuzey Terminal diye bir yere getirdiler. Bayağı uzak şehirden. Tuktukçular falan var. 5 kilometre buradan yürüyeceğim, size de şehri anlatırım. Burası Laos'un başkenti Vientiane şehri. Burası otobüs terminali. $30,000 sadece buradan oraya, yani 7 kilometre falan. Fiyat pahalı. Şu an burası Vientiane giden ana cadde. Yani Wang Vien'den gelen cadde. Şu arka tarafta şeydi. Otogardı. Buranın kuzey otogarı. Şehirden 8 kilometre uzakmış. 5 dedim ama 8 yürüyeceğim şimdi. O da 2 saatimi alır. Sonra rahat rahat yatarım. Zaten enerjim şeyim her şeyim yerinde yani. Biraz da bacaklarım açılsın. Bu arada buradan otobüs de geçiyormuş. 155 diye bir tane otobüs gördüm. Büyük ihtimal direkt şehre gidiyor yani. Tuktukçulara, motorculara para kaptırmayın. Benim şu an canım yürümek istiyor. Otobüse binsem yani 2-3 liradan fazla tutacağını sanmıyorum bu mesafenin otobüsle. Abi kafayı kırmış. Gölü izliyor. Benim gibi kırmış. Laos'ta gördüğüm en şahşalı, şehrin dışında bir saray mı diyeyim, ne diyeyim, burasını bilmiyorum ne. Komünist bayrakları var şeyinde. Laos bayrağı, komünist bayrağı. Böyle bir sarayda yaşıyor abimiz. Kimdir bilinmez. Şimdi size bir şey göstereceğim. Yol üstü.
Bak bunlar domuz derisi. Bu derileri kızartıp yiyorlar, tüylü mü? Domuz derisi. Bu arada Laos'ta da masaj konusunda bayağı şeyler yani Laos. Tayland gibi. Masajdan iyi para vuruyorlar yani burada. Korelilere falan özellikle. Hatta Walking Street'i gördüm ilk defa bu videoda, ben de sizlerle birlikte. Şaşırdım yani, dedim. Demek ki burada da başlıyor bu işler. Demek ki Phuket'in 10 sene önceki hali falandı yani Wang Vientiane şehri. Vientiane'i de göreceğiz. Bu arada like, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hostel'e gidip yerleşeceğim. 4 dolarlık hostelime. Yarın da şehri gezip hepsini size anlatacağım. Hadi. Orası. Hala şehir dışı 2 kilometre yürüdüm. Daha bir merkeze gelemedim yani. Burada fabrikalar, götü başı çıplak o olan yerleri süpürüyor falan. Böyle bir yer. Devam ediyorum. Bir şeyler çektikçe, yani buldukça size de çekip göstereceğim. Kendi gözümden. Bu benim gözüm. Amaç. Amaç. 50 bin diyor lan. Gülüşümü çekti mi bilmiyorum ama bayağı kahkahayı patlattım adamın üzerine. 6 dolar diyor lan, 50 bin kaç, 5,5 dolar yapıyor. Sonra 30'a düştü de o da komikti yani. Neyse, kapçayı dedim geçirdim. Yolculadım yani. Sokağın ortasında bir yılan. Bayağı yılan yani. Caddenin ortasında. Şu an ben şu dereden kaçtım bildin. Yolun ortasında yürüyeceğim. Buranın böyle koçları da meşhur ve ürkütüyorlar beni. İnşallah atlamaz, ben kaçıyorum ya. Biraz da karşıdan yürüyeyim. Bu arada hava kararıyor ve şehirde ışık yok galiba şimdilik. İleride açılırsa daha düzgün kendim gösterebilirim. Bayağı fabrika bölgesi gibi şu an. Bir de eklemeden edemeyeceğim. Şu tarz fabrikaların çoğunluğu Çinli. Gerçi her yerde bir yerde bir zengin varsa çoğu Çinli yani. Tayland'da olsun, Malezya'da her Çinli zengin. Laos'ta da aynı, Myanmar'da öyledir. Çinliler vardır, zengindir yani. Orada iş fırsatları bulup yakalıyorlar ve zengin oluyorlar abi. Sonra gidip kendi ülkelerine veya buralarda takılıyorlar. Abi tam olarak neden bahsettiğimi sizlere söyleyeceğim. Şurası Çinli bir alışveriş merkezi gibi bir şey. Hemen arkasında Oppo, Huawei, Vivo. Bunların üçü Çin. Ve şu. Bildiğim böyle bir ağ oluşturuyorlar. Herkes birbirine yardımcı oluyor, yakın çalışıyorlar. Onlar birbirleri arasında alıp veriyorlar. Hepsi birden zengin oluyor abi. Böyle bir şey işte Çinli olmak. Adamlara bak. Nasıl atıyorlar lastikleri. Zıplata zıplata. Bu arada bir ikisi gördüm abi. Tayland'a yakın ya onlar herhalde. Ve Laos'ta gördüğüm en yüksek bina ve ilk trafik ışığı. Biraz akşam oldu ama parlıyor yine de. Bayağı şehrin bu kısmı biraz pavyon. Çünkü arkada böyle mavi ışıklı yerler gördüm. Kızlar bildiğin ikinci güzel binayı gördüm, büyük. Büyük ihtimal bu bölge biraz fuş. Var yani, buralarda da var Laos. Center is here. It's still far. No, it's not far. About 2 or 3 kilometers. 2. Yeah. I'm going there. That's fine. 10,000 keep only if you want. 10,000. Yeah, it's nothing 10,000. Because I go there. No, thank you. Thank you. I don't mean like I really need that money. Yeah, I know. I want to walk, bro. Thank you. Where? I'm walking. I'm just walking. Yeah. Thank you. 10.000'e düştü. Yaklaştık son 2 kilometre. İş makinesi izleme huyları burada da var. Burası da bir eczane. Son 1.8 kilometre vardım, varacağım. Çok az kaldı. Hayat aydınlandı görüyorsunuz. Kapılarda ışıklar. Sokak lambası yeni gördüm ilk defa. Şu çalışmış, şurada da var. Vientiane böyle bir yer yani, anlayacağınız. Bir de yarın sabah bakacağız kendisine. Burası Vientiane'in en herhalde şeyi, rezidansı yani böyle. Taşaklı rezidansı herhalde burası. Kraliyet neyi, caddesi mi? Öyle bir şey. Arabalar da taşaklı yani. Neyse, geldik son 1.5 kilometre yaklaştık. Şurada bir heykel var gözüküyor mu bilmiyorum ama
Büyük ihtimalle çok karanlık gözükmüyor. Sabah buralara geleceğiz, hepsini gezeceğiz abi. Laos'un tarihi, Laos'ta ne oldu, ne bitti, her şeyi size anlatacağım. Tayland'dan nasıl ayrıldı, Fransızlar burayı nasıl sömürdü. Hepsini anlatacağım. Yarın akşam birlikte görüşmek üzere, hoşçakalın. Şimdi hostel check-in yapacağım abi, dinleneceğim. Çok az kaldı zaten, 1 kilometre falan kaldı. Yarın da dediğim gibi gelip şehri keşfedeceğim. Öyle. Laos'ta böyle şeyler görmek. Ama yani başkentte görmeyeceksek nerede gördünüz abi? Bak büyük binalar falan. Şu an beni çok şaşırttı ya. Ben Tayland'dan girdiğimden beri yaklaşık 15 gündür sürekli köy misali. Toprak, asfalt yok. Çok güzeldi ama, harikaydı. Fakat şimdi böyle asfalta bir daha basınca bir değişik hissettim. Yani bir özledim demeyeyim, özlemedim tabii ki de. Ya bir ne bileyim böyle bir şey oldu yani. Yani böyle sevmediğim bir akrabamı görmüş gibi gülümsedim böyle. Diye. Sonra uzaklaşacağım yavaş yavaş. Bu cadde meşhur caddelerden, parlıyor. Cayır cayır. Burada da mesela Bridgestone var. Kapısının önünde bir güvenlik, bir tane de parkçı adam uzanmış yatıyor yani. Güvenlik alt safa. Biraz Kamboçya'yı sezdirdi bu. Kamboçya, Filipin de böyle. Banka önleri, değerli fabrika önleri, böyle hani zengin Amerikan şeyleri falan. Kapısının önünde adam yatırıyor ki gece gelip soymasınlar, bir şey yapmasınlar. Bir nevi tedbir yani. Soyulur mu soymaz mı onu bilmiyorum tabii. Bence gayet güvenli. Burası. Hay. Hello. I have reservation. Okay. Usta sahibinin bebeği. If I may keep. Yeah, keep. 40,000. Burada bir gece pazarı da var. İnsanlar bayağı böyle 3 kilometre falan yürüyor bu gece pazarı içinde. Ucuza yine bir şeyler bulabiliyorsunuz yani. Bugün Wang Vien'deki gibi aynı. Küpe, müpe. Bir sürü Koreli var zaten. Onlar hep alışveriş yapıyor. Bak kıyafet 38. 4 dolar. Temiz. Sokakta yatma huyu burada da var. Pazardan sıkılan, yorulan çekiyor şeyi. Yatıyor. Bir sürü Koreli var. Ben ilk defa bu kadar Koreli'yi birlikte bir şehirde gördüm yani. Kore'den sonra. Şimdi ben burada McDonald's Burger falan da yani olabilir burada. Aha Cafe Amazon var. Tayland'da olan şeyler sıçramış buraya. Çok yakın diye. Karşı direkt Tayland. Big C, Cafe Amazon hep Tayland'ın şeyleri. Buraya da sıçramış yani. O zaman bayağı şey vardır burada ya. Laos'un en büyük şehri Vientiane. Kesin ve net. 1,5 milyon da nüfusu varmış. Bayağı güzel bir memleket Laos için yani. Bir şey buldum, hemen gidiyorum. Döner kebap Türkiye. Ve bayağı satıcı Türk yani şurada, fakat ablamız Laos. Fiyatlar da 2,5-1,5 falan. Pahalı. Güzel iş. Burası Vientiane'in meydanı. Böyle millet oturuyor falan, çekirdek çitliyor. Fakat bir de böyle yalnız oturan kızlar var. Şu yanda bir abi, bildiğin Çinli, aldı eline çevirmeyi. Telefondan Çince konuşuyor, kıza gösteriyor. Pazarlık yapıyorlar. Neyse, ortam böyle burada. Şuralar falan güzel ama bildiğin sahil gibi yapmışlar. Karşısı Tayland zaten. Şu ışıkların olduğu yer Tayland direkt. Yarın o tarafa geçeceğim. Ortada da Mekong var hala. Mekong yani. Adam sıvazlıyor kız. Neyse, herkese iyi geceler. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yarın devam ederiz. Hoşçakalın. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.